Artan hava sıcaklıklarıyla tekrar görülmeye başlayan kene vakalarına karşılık Aydın Veteriner Odası Başkanı Muharrem Uşmaklıoğlu halkı uyardı. ITV Haber aracılığıyla Aydın halkını uyaran Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uşmaklıoğlu, ısınan havanın etkisiyle hayvanlarda görülen kene, pire, bit ve uyuz gibi hastalık bulaştıran parazitlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Uçmaklıoğlu, parazitler için ilaçla mücadelenin önemli olduğunu belirtti. Veteriner Uçmaklıoğlu, kene vakalarında mutlaka profesyonel kişilerden yardım alınması ve sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı. Şimdi gerçekten bahar aylarının bitmesi ve yaz aylarının başlamasıyla kene vakalarında da artma oldu. Bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi sebebiyle insanlar için önemli. Aynı zamanda hayvanlar için de çok önemli. Bilhassa çiftlik hayvanlarında ve pet hayvanlarında, kedi köpeklerde de kenelerin arttığını bu aylarda görüyoruz. Sadece kene değil, diğer kan paraziti taşıyan bit, pire, kene, hatta uyuz vakalarının da arttığını görüyoruz. Tabii bu bahar aylarında ve yaz aylarında bu keneler hayvanlardan hayvanlara bulaşarak değişik zoonoz hastalıkları da bulaştırıyorlar. Aynı zamanda hayvanların kanını emerek de onları güçsüz duruma düşürüyorlar bu parazitler. O yüzden bu aylarda mutlaka bir artış görülüyor. Fakat insanlara geçmesi dolayısıyla birazsa Kırım-Kongo kanamalı ateşi taşımaları dolayısıyla insanlar açısından çok daha önemli bu kene mücadelesi. İnsanlar keneyle mücadele ederken nelere dikkat etmeli? Aydın'ın halkına neler söyleyeceksiniz? Şimdi insanlar keneyle mücadele ederken ilk önce hayvan bakıcıları ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler burada çok daha önem arz ediyor. Çünkü diğer türlü haftada bir pikniğe giden insanlarımız için de riskli. Fakat bilhassa hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için çok çok daha risk arz ediyor. O yüzden bunların mutlaka mücadelesinin yapılması gerekiyor. Hayvanlardaki kan parazitlerinin mücadelesinin yapılması gerekiyor. İç ve dış parazit mücadelelerinin mutlaka hayvanların hepsinde, sadece çiftlik hayvanları, sığırlarda, koyun keçilerde değil, kedi köpeklerde de bu parazit mücadelesinin, dış parazitlerin mücadelesinin yapılması gerekiyor ve mutlaka ilaçlanmaları gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bir sürü kan parazitini birinden diğerini geçirerek taşıyıcılık yapabiliyorlar ve hayvanların, aynı zamanda hayvanları bakan insanların da hastalanmasına neden olabiliyorlar. Mutlaka ilaçla mücadele gerekli. Peki bir kene vakasında ilk aşamada neler yapmalı? Şimdi ilk kene vakasında eğer insanlara bulaşma olursa mutlaka bir hekime müracaat etmeleri gerekmekte. Çünkü bunu bazı vatandaşlarımız hemen keneyi tutup asılarak alıyorlar. Fakat bu vantuz dediğimiz o dişleri diyeyim Türkçesi, onlar deride kalıyorlar ve hastalık yaymaya devam edebiliyorlar. O yüzden profesyonel kişiler tarafından bu kenenin çıkartılması gerekiyor. İşte alkolle o bölgenin uyuşturulup, kenenin uyuşturulup ondan sonra şeylerle, pansetlerle çıkarılması gerekiyor. O yüzden mutlaka profesyonel kişiler tarafından yardım istenmesi gerekiyor. Yani sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri en mantıklısı. Peki, her kene vakası ölümcül müdür? Değildir. Her kene vakası ölümcül değildir. Eğer bu virüsü taşıyorsa ölümcüldür. O da genelde bilimsel olarak bu kene ısırmasından ve bu hastalığı bulaştırmasından sonra inkübasyon süresi 6 gün sonra deniyor. 6 gün sonra hastalık belirtileri çıkıyor. Fakat her kene kesinlikle bu hastalığı taşıyor diyemeyiz. Diyemeyiz ama diğer kan parazitlerini de taşıyabilir. Bilhassa hayvanlarda işte bu Tayleriyoz, Preplasmoz, Babezioz gibi kan parazitleri var. Bunları taşıyabilir. O yüzden kenenin mücadelesi mutlaka yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim.